Ya ben kötü olmayı ister miyim ya? Manevi karanlıkları dağıtacağını müjdeliyor. Ben de gözükenler hep ben değilmişim. Düğümlere, aha düğümlere üflüyorlar, büyülüyorlar. Kafamda hep olanlar ben zannediyorum ya kendimi. Ondan psikolojim bozuluyor. Düşünebiliyor musun? Eğer insan bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Sokakta gördüğünüz insan suretindekiler hepsi insan değil. Ya sanki bir hayvanat bahçesi ya. Yani. Ama buraya gelince bak mesela. Şurada bitiyor. Selamun aleyküm. Abiler, kardeşler hoş geldiniz. Evet. Azbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bugün 22 Ekim Cumartesi. Dersimizin serisi kafanın içini e, ne kadar biliyorsun, ne kadar tanıyorsun? Bu dersimizi gayesi ne? Gayesi insan sistemini tanımak. Nasıl çalışıyor? Sistemi bildikten sonra kim hangi yollarla bozmaya çalışıyor, hangi yollarla karşılık veriliyor? Buna başlamadan önce beden-ruh ilişkisini bir misal vereyim. Nereye kadar doktorluk, nereye kadar manevi tedavi olduğunu kendimiz karar vereceğiz. Şimdi usta şöyle diyor, okuyayım. Ruh onun ile kaim değildir, beden ile kayim değil. Ruh ayrı, beden ayrı. Belki ruh bir nefsi kain ve hakim olduğundan, yani ruh asılı olduğundan, ceset istediği gibi dağılıp toplansın. Yani vefat etse de, parçalansa da, hastalansa da önemli değil. Kalp krizi de geçirse, kanser de olsa ruh başka bir şey. Ona örnek vereceğim. Ne olursa olsun. Belki ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Abiler bu gömleğimi görüyor musunuz? Görüyoruz. Bu benim evim değil, libasım. Ben ne kadar farklıyım gömlekle? Benim gömleğim. Gir içeriye benim atletim. Benim vücudum. Benim hayatım. Hala benim. Bak benim bardağım, benim kitabım der gibi. Sahiplenen, sahiplenilen. Gömlek sahiplenilen. Ben sahipleniyorum. Bak dışarıdan gidiyorum. Benim binam, benim evim. Bana benziyor mu? Ben içindeyim. Bak bakalım. Bu ev bedendir. İçinde oturan ruhtur. Onu uyguluyorum. Benim evim, ev nedir? Hanesi ve yuvasıdır diyor. Ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Yani elbise değil. Yani bedene bakın, ruha bakın. Sen şimdi binanın içinde oturuyorsun diye binaya benziyor musun? Benzemiyorsun. Sonra benim gömleğim binadan. Benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim aklım anlamıyor benim ruhum ağır geldi derken ruh hala arkada. Benim ruhum derken bunu ben diyen ruh değil. Arkası. Şimdi bu beden neydi? Ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir gılaf bir beden misalesi var. Yani Allah ruh ceverine ziyayattır, zişurdur, kanunem, rucu darici. Konu o değil ama ehline söylüyorum koymuş. Sonra bunu, bu alemi şehadeti uygun değil. Buna bir glafilatif, bir bedeni misalesi giydirmiş, sarmalamış, folye gibi, buzdolabındaki folye gibi sarmış, bedene koymuş. Şimdi, doktorluk mu, hocalık mı, yani maneviyat mı? Misal veriyorum. Elektrik bozulsa, doktor, e, hocaya mı gidersiniz? Binanın elektriği bozuldu, su tesatı bozuldu, duvar indi. Peki, duvar bozuldu, çöktü. Duvarcıya, elektrik tesisatı bozuldu. E bana bir şey var mı? Ben burada oturuyorum. Çok çok elektriğim yok. Çok çok suyum yok. Beden bu. Ha doktorluğa gideceksin. Peki adam psikolojisi bozuk. Ustaya gider misin? Duvarcı ustasına. Elektrikçiye gider misin? Bak fark edin. Fark edin yani. Ne kime gideceğimizi bilmek adına beden, e, ruhun, Hanesi ve yuvasıdır. Libası, elbisesi değil. Ayrı bir şey. Onun için e, maneviyat hocalar esas alıp ilaçları reddetmek. İnsanı esas alıp bina devrilmiş. Ben kitap okuyayım da bu bina duvarı düzelsin. Kitap okumakla Allah'ın adeti var. Allah'ın iki türlü şeriatı var. Bir kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim ki maneviyatımızı, ruhumuzu ona tamir ediyoruz. Bir de irade sıfatına gelen adetullah'tır. Adetullah Ha o zaman bina bozulduğu zaman ustaya gittiğimiz gibi insan bozulduğu zaman da ruhiyatçıya gideceğiz yani maneviyata müracaat edeceğiz. bunu kim yapacak? Sen yapamıyorsan hekim azık demiştik geçen haftanın can alıcı şeyi. Hekim azık nedir? Bir, beden ile ruhu böyle fark eden, ikisine anlam yükleyen ve bedeni yani fırsatı, fırsatı ganimet kabul edip insanları istismar etmeyen, maddenin sebeplerin mutlaka hakim olduğuna inanmayan, mana ile madde ile, kelam sıfatı ile irade sıfatındaki şeriatları bilen zattır. O zaman elektrik bozulunca hocaya gitmediğin gibi maneviyatın da zarar görüyor. Psikoloji mesela bozulduğu zaman da ilaçlara hemen müracaat etmek de doğru değil hemen. İki hangisi ne olduğunu. Buna hekim azlık verecek. Bunu öğrendikten sonra şimdi sisteme giriyor. Yani içsel alem şu karaciğer böbrekten bahsetmiyoruz. İnsanı insan yapan yapı sistemden bahsediyorum. Bu taraf görmüyorsa ortaya gelebilirler. Bu herhalde büyümüş bu genel iç manevi alemimiz. İşte bu adam, bu ene benim ruhum diyen yani benim binam, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Her şeyi kendisine dayandıran, sahiplenen ene ben hiç kimse bunu görmemiştir. Ben de görmedim kendimsini. Ben olan ben budur. Sonra ona bir elbise giydirilmiş. Ruh. Sonra ona bir elbise giydirilmiş. Kalp. Genel. Kalbin iki ayağı var. Kalp böyle bir ayak, bir daha ayak. Bir ayağı dima, kafa. Bir ayağı vicdan. Belden yukarı kalp düşünün. İki ayak üzerine durur. Dima da vicdan da kalbin e, zeminleridir, ayaklarıdır. Dima için der ki, make efkar, dima mazar isyat, vicdan. Oraya gireceğiz. Bu sistem, bak ene, ruh, e, kalp, kalbin bir bölümü, bir ayağı dima, bir ayağı vicdan. Biz bu serbest bölgeden bahsediyoruz. Şimdi şeytanın yeri neresi yani? Genel görelim. Şeytan, bu adam namussuz, girip çıkandır. Sabit değildir, monta edilmiş değildir. Ş nefse mare, sabittir. Ama şeytan gelip çıkar. Şeytan ne, nasıl nerede müdahale eder? Sistemi görelim. Kalbe yakındır şu lümme şeytane. Kalbin içinde değil. Kalbe yakın lümme şeytaniye. Yani bu şeytanı gösteriyorum. Nasıl öfürüyor? Şeytanı görüyor musunuz? O kalbin kulağı şuydu. lümme şeytaniye bu. Bu dersin ana konusu bu. Kalbe bir kulaktır. Ama kalbe yapışık değil. Kalbe yakındır. Lüme şeytaniye. Ne atar? Şüphe ve vesveseyi atar. Atmaya çalışır. Üf, öflüyor. Bu lüme görüntüsü. Başka kim atar buraya? Buraya bir şey atar kulağa. Nefsenmare. Ya nefsenmare nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabiriyle her insan doğduğu zaman bir ifritle doğar. İfrit cin nevindendir. Cin cinsindendir. O bize nefislik yapar. Cin olduğu cinnet. Cinsel cinayeti o yaptırır. Gazali'nin tabiridir. Cin olduğu nettir diyor cinayet. Cinnet geçirmek cinler yaptırıyor. Cin olduğu nettir. Şimdi o atar bir de şeytan atar. Karşısına bekçi dikilir. Dör Buraya atamasın arkadaş. Bekçi burada duruyor. Şimdi şeytan baktı ki bu yolla giremedim. Dima gideyim. o yolda var. Nasıl orada bir alan var. Devletin de serbest bölgesi var. Oraya giden tırlar belgi vermiyor. Dima'da bir kuvve-i vahime var. Yani behim. Vehim neydi? Cenab-ı Hak Şöyle misal veriyorum. Okyanusta durun. Okyanusta durun. Yukarıya bakın. Yüksek. Sahile bakın. Sahil yok, geniş. Dibe bakın. Dibi yok. Vehim, yüksek, geniş, derin düşünce melekemizi geliştirmek için Allah bu zenginliği verdi, vehim. Yani yüksek, geniş, derin zengin düşünsün diye. Fakat her şeyin ama her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefsen eden ifritten, vasatı sünnet-i seniyeden. Hemen ben buna bir örnek vereyim. Çarpıcı örnek olsun. Haset. Haset çok büyük nimettir. İfratı nedir? Karşıyı yok eder. Onda olmasın. Bende de olmasın. Hasetin rezilliği bu. İfrat ama üç modu var her şeyin. Örnek verdim haset. Her şeyin üç modu olduğu gibi. Bir daha hasetin ifratı onda olmasın, bende de olmasın. Tefriti ise bende olsun, onda olmasın. Vasatı ise bende de olsun, onda da olsun. Demek ki her şeyin ifratı şeytandan. Buraya kuvve vahime, orada bir sistem, yüksek, geniş, derin düşünmeye sebebiyet veriyor vehim. Vehim aslında büyük nimettir. Yüksek düşünüyorsun, geniş düşünüyorsun, derin düşünüyorsun. Buraya baktı ki yemedi, buraya atıyor. Burasını da göstereyim. Ha, buraya geldiği zaman bunun da bir bekçisi var. Şuraya yemedi, bu tek başına değil. Buraya atacak ama bunu koruyan, kalbi koruyan iki ayağı vardı. Bir ayak bu, dima, bir ayak vicdan. Buradan yol bulamadı. Kafaya gireceğim diyor. Hemen vicdan diyor ki kalbe, bak diyor vicdan. Bu adam şeytan, bu adam nefse mare attı. Sen kabul etmedin ama koş çabuk. Dima'a gidiyor bu adam, kafaya gidiyor. Burayı yemeyince buraya çıkıyor. Vicdan hemen diyor ki buna çabuk oraya aktif et. Oraya çıkalım. O adamı takip edelim. Serbest bölge. Burası daha önce konuştum. Buraya birbirine zıt her şeyin her mertebesi. Şeytan da atıyor. Bak bak. Şeytan atıyor. Melekler atıyor. Kafir cinler atıyor. Müslüman cinler atıyor. Cemaatin şahsi manevisi atıyor. Cemiyet mason komiteleri zındıka küreselciler atıyor. Korku salıyorlar da mesela. Buraya attılar. Eyvah oluyorsunuz. Yalan. İki taraf attı mı abiler? Attı. Buraya bu çok önemli. Burası kafamızın şurası. Şurada. Herkes her mertebesinde bulunabiliyor. İşin puf noktası burada bulunmasıyla o benim demek. Psikolojimiz onun için bozuluyor. Ben bozum, ben iyi değilim, öleceğim vesaire. Olumsuz düşünceler hep o veriyor. Yani kalp korunuyor ama kafaya girebiliyorlar. Buraya girebiliyor, kalbe giremedi. Çünkü kalp nazargah ilahi olduğu için kalbe giremedi. Kalp ama kalbin yanında bir tane şey vardı, vicdan. Bu haber veriyor, diyor ki ey kalp. Bak bu adam attı kulağı. Attı ama yemedi. Sonra buna gidiyor. Kafanın bir bölgesi var. Vicdan vicdan buna uyarıyor. Git diyor oraya uyar. Çünkü oraya girebiliyor. Cebir olmasın diye. Buraya girebiliyorlar. Burası susu dünya. Her şey var. Onun için deme ki ben, ben böyle bir adam mıyım? Ben ne rezilim ya? Niye ben bunları düşünüyorum? Deme. İnsan olduğun için dumansız odun olur mu? Küfürsüz iman olur mu? Karanlıksız aydınlık. Söyleyin zıt var mı yani zıtsız bir dünya? Yok. Zıtsız iki dünya var. Cennet ve cehennem. Mesela cenneti getir tencereye. Tayin pekmezi karıştırır gibi. Cenneti getir tencereye. Cehennemi getir. Karıştır. Buzdolabına koy. Dünya olur. Bir daha. Cenneti getir. Cehennemi de getir. Tayin pekmezi karıştırdık mı? Dondur böyle donsun do dolaba koy çıkar dünya olur. İnsan ise cennet cehennemden hariç şeceri hilkat sığmadım kainata beni seven müminin kalbine sığdım denilen sistemsiz bir sistemi de var insanın. Mekansız bir mekan var Sır insani. Cenab-ı Hak kainata sıfatlarıyla var zatıyla insanda var. Mekansız bir tarafı var ama... O zenginliği bu serbestten geliyor. Büyük cihat burası işte. Burada olacak. İçimizden de diyecek. Demeyeceksin. Kır onu diyecek. Kırmayacaksın. Hemen yanında kulağına verme biter para. Verme zekat ayetin maliyle. Hemen kulağına gelir. Biter der diyor. Ama bu şeytan bu öfürüyor ama buradan da müsbeti var. Ne yapıyor? Aha geldi. Çocuğa bak darmadan ediyor, yakıp yıktı, duman etti. Kulağına geldi bu adam. Şimdi kulağını öpürüyor. Ne diyor? İnsanda kalbin bir köşesinde lüme şeytaniye denilen bir aleti vesvese var. Vesvese kolaydır be abiler. Vesvese çok kolaydır. Vesvese amele musallat olur. Esas dert vehimdir. Farkı söyleyeyim. Vesvese kalbe gelir. Vehim o akla gelir. Vesvese amele musallat olur. Abdestin olmadı dersin, der. Abdest alırsın. Abdestin yok diyorsa abdestli olduğuna delildir. Şeytan tasdiklidir. İmza atıyor, abdestin var diyor. Şeytan söylüyor ki senin abdestin var. Neyle? Yok demesiyle. Amele musallat olur. Vesvese ile vehim arasındaki farkı söylüyorum. Vesvese eylemsele, eylemedir. Vehim ise düşünseldir. Vesvese varı yok eder. İmanlıya imansızsın. Abdestliye abdestsizsin yıkandın, yıkanmadın der. Anlaşıldı değil mi burası? Varı yok eder. Vehim ise kafadadır, olmayanı var eder. Zanlar, şüpheler, tereddütler, suizanlar. Herhalde onu demek istedin, demiyor. Böyle düşündün. Yani şizofreniler hep orada olur. Psikoloji hastalıklar vehimden kaynaklanıyor. Yani düşünce bozukluğu. İşte ne yapar o? İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytani denilen bir alet ve sese ne yapar? Ve kuvve vahime çıktı kafaya. Telkinatiyle konuşuyor. Telkinatiyle söylüyor. Konuşuyor. Kalbe kulağıyla dinleyecek. Bir şeytani, şeytani lisan. Olmadı abdestin. imanın gitti. Seni eşin aldatıyor gibi kulağına bunları söylüyor. Ve ifsat edilen kuvve vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini. Ya ben, kafamda hep olanlar ben zannediyorum ya kendimi. Ondan psikolojim bozuluyor. Düşünebiliyor musun? Adam psikolojisi bozuk bana onu hissettiriyor. Kendisi ümitsiz Allah'tan şeytan. Beni de ümitsiz yapıyor. Diyor ki Allah'tan seni yakacak. Ümidi kestirici şeyler söylüyor. Zannediyoruz ki olan bu, bu bedende hep ben varım. Hep biz yokuz ki burada. 18 bin alemin kavşağı insan. 18 bin alemin cami ezdadı. Zıtların cemidir. Hepsi kendisini ifade ediyor. Yani içimden geçeni ben zannetmenin adıdır psikoloji bozukluğu. Peygamber aleyhissalatü vesselam küçük cihattan büyük cihata diyoruz. Ya Resulallah yani bu Bedir ve Uhud'dan daha büyük nasıl olacak? Yani bu küçüktür, eylemseldir esas. Nefiste mücadele işte bu yani. Önemli olan benim kafamda geçenler ve ortaya çıkan düşünceler vesaireler benim değildir. Bende gözükebilir. Bu şehirde meyhane varsa ben sarhoş muyum? Bu şehirde meyhane de var, cami de var ya Bu memleket acayip bir memleket sen kendini et kemikte mi zannediyorsun? Ve sahiplerinin ihtiyarına zıt. Bak o serbest bölge var ya. Bana imanın var, imansızsın diyor. Bak, imanın var. En yakınına, evladına, anasına, yakına bile garip hisleri hissettirendir. Endişe etme. Secde ettiğin zaman kadın geliyor. Sen kadına secde ettin diyor. O kadar insan geliyor ki bu konuda bana. Ben de ne diyorum biliyor musun? Bakın din kum dinar hüküm, kıblet hüküm, nisa Rivayette geliyor. Dinleri para, kıbleleri kadın. Ya abi diyor Namaza durduğum zaman ya kadın geliyor, ya secdeye eğilince dolar geliyor. Ben de namazı bıraktım. Niye bıraktın? Ona mı secde edeceğim? Ne yapayım dedi. Olan dedim. Kadınsız ve parasız kainat var mı ki onun hulasası olan namaz kadınsız ve parasız olsun ya. Nam bir namaz düşün ki kadın olmaz. Olur mu ya? Ne diyorsun ya diyor. Aynı öyle. E gelmeyecek yani. Bu namaz hulasa değil mi? Hepsi var. Bütün maddi ve manevi bu diyettir namaz. Hepsi toplanmış. Kolay mı ya? O da gelecek kardeşim. Gelsin. Gelsinler hepsi ya. Adam demiş ya topunuz gelin. Sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini herkes hissen ve hatsen yani vicdanen bilir. Herkes nefsinde görmesi. Hakikaten ben istemiyorum. Ya ben kötü olmayı ister miyim ya? Niye kendimi kötü hissedeyim? Ben televizyon seyretmedim. Film seyretmedim. YouTube'lara girmedim. Kitap okumadım. Sokağa çıkmadım. Bunu şey demiş, Jung demiş. kendisi daha önceki derste anlattım. E ben tarif olacak, bozulacak, kendimi kötü hissedecek bir sebep yok. Niye kendimi kötü hissediyorum? Etmemem lazım. Ama Öteki alemler kendisini bende ifade edecek. Bizimle alakası herkes fark eder ki bana rağmen bir sistem çalışıyor. Herkes kendi hepsinde görmesin. Alemde büyük şeytanların vücuduna kati bir delildir. Ve bu lüme şeytaniye şeytanın öfürme yeri ve şu kuvve-i vahime şeytanın kafamda konuşma dili. Usta lüme şeytaniyeye kulak, şeytanın kafadaki lüme kuvay vahimeye de dil diyor. Kafada konuşuyor, kula üfürüyor. Lüme şeytaniye ve şu kuvay vahime bir kulak bir dil. Nazm-ı mani ile Ahmet lüme şeytaniye kulak, nazm-ı mani ile kuvay vahime dil olduklarından. Ona üfleyen. Kalbim var diye gösterdik. Gene göstereceğim. Üfleyen bunu konuşturan harici bir şey, şahsı şerirenin vücudunu ihsas ederler. Şimdi başka ne yapar? Bak görüyor musun? Bak kulağa geldi. Burada kalpte yemedi. Geldi çocuğa. Kulağına girdi. Kulağından üfürüyor. Kendimi kötü, hissediyorum dediği zaman. O şeytaniye mi? O işte. Ben iyi değilim. Ha, kalp krizi geçireceğim. Ben ölüyorum. Herhalde imansız gideceğim. Allah hakkında da ediyor suizan. Bu kendi hakkında. Atıyor, değil mi? Kendi, hakkında. kendi hakkında. atıyor. Kalbine, bu latife insaniye bunu kabul ediyor. Karşı, karşı koyuyor. Mesela diyelim ki. E, tabii ki. Mesela diyor ki. E, Allah hakkında suizan ediyor. En berbat işte. Allah sanki Cumhuriyet savcısı gibi. Hep ceza kesiyor. Allah cenneme atacak. Kabile sokacak. Varyozları vuracak. Tabii bu insanları işaret etmekte bu malzemeleri de kullandıkları için benim sevgili hocalarım sık bunu kullandılar. Sanki Allah böyle cümlet savcısı gibi ceza kesen, kafasına indiren, kafa hürriyetleri vermeyen. Ya olur mu ya böylece? Şey? Yani ondan sonra kabiri mezarlık gösterildi. Kardeşim o kabir, berzah başka bir şey ya. Gidiyor, geçiyor ruh, geçip gidiyor. Yani bedenden çıkan ruh bedene mahkum değil ki mezara girsin. Ne alakası var onun? mezar ne girecek? İşte önemli olan burada ben kötüyüm. Allah'tan ümidini kesme Kur'an'ın sari ifadesiyle haramdır. Ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Onu yaptırmaya çalışıyor. Peki niye yapıyor? Kendisi ümidini kesmiş. Hatta kesmemiş. Şeytan bile Allah'tan ümidini kesmemiş. kesmemiş. Belki beni affeder diye. Hal ümitli. Ya bu melun peki Beni niye bırakmıyor diyeceksin. Ya şeytan mele, e, peygamberleri bırakmamış. İmam-ı Rabbani Hazretlerini bırakmamış. Geylani Hazretlerini bırakmamış. Bahattin Şahın ı Naksimani Hazretlerini bırakmamış. Bediüzzaman Hazretlerini bırakmamış. Seni ve beni mi bırakacak bu adam? Sistem çalışmaz o zaman. Odun düşün ki duman yok. Odun düşün ki nur yok. Olmaz ki. Ama ıslak odun olursa dumanı çok olur. Kuru olursa dumanı az olur. Ondan kasıt şu. Odundan kasıt bedendir. Odundaki duman nefistir, odundaki nur ruhtur, güneş de şemsezeli gelen ilimdir. Odunu güneşe koyarsak dumanı az olur, eğer gölgede bırakırsak dumanı çok olur. Şimdi bu adam kulağa geldi bak bunları söyledi sana diyor ki sen böyle adam değilsin. Sonra bak böyle yaptı bu karşılık verdi bu pala büyüklü arkadaşlar. Bu da vicdan oraya haber verdi. Ama nasıl bakıyor görüyor musunuz adama bak. Nasıl nasıl fark etmiş. Şu görüyor musun bak nasıl bakıyor. Sen de öyle bakacaksın. Ya senin düşmanı sende ya. Odunun düşmanı kimdir? Odunun düşmanı ateş. Ateş nerede? Odunun içinde. Odundan dumanı ve nuru kerpetenle, penseyle, tornavide, tornavide ile alabilir misin? Neyle alacaksın? Nurla alacaksın, ateşle alacaksın. İşte bu derslerle tanışacağız. Nasıl alacaksın başka? Şekli görce, Aa, vay be. Ben demek ki ben de gözükenler hep ben değilmişim. Sonra Başka ne yapar? Hem bazen şeytan kalp üstündeki lümmesi cihetiyle bir de biraz burada durayım. Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. Allah'a küfreder. Allah'a karet eder. Acayip acayip. Bunu o kadar hepimizde de gelmiştir ya. Allah niye böyle yapıyor? Allah var mı? Var olsaydı bırakır mıydı bu garibanlar vesaire? Allah hakkında bak bu da korkuyor yani. Ne yapsın? Ulan ben bu benim diyor ya. İçimde ben başka kimse yok ki hocam diyor. İçimde Allah'a küfür ediyor. Ben ediyorum diyor. Adam ediyor ben diyorum diyor. Mesela cep telefonu var diyelim. Burada adam konuşuyor. Ayza açık. Bir sürü şeyler söylüyor. Sen de duyuyorsun. Benden çıkıyor ama konuşan ben değilim. Hariçten birisi konuşuyor. Telefonum var burada. Görüntülü bir telefon veya sesli olsa. Ayza açık olsa Mustafa bir sürü hakaret etse oradakilere düşse. Sen de der misin ki Hasan bunu söylüyor bize ya. Adam konuşuyor yani bak adam endişe ediyor. Onun korkması onun olmadığına delin rahatsız olmasıdır. Niye rahatsız oluyorsun? Madem seninse emanet para seni rahatsız eder. Senin para seni sındırır ya. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor ve titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması Adem'in rızası delildir ki yani buna razı değil korkması, titremesi ve rızası olmaması delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lüme şeytaniye üfürmesinden geliyor veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. O kuveyi vahimeye atıyor. Bak nerede geçiyor? Sayfalar aşağıda verilmiş. Aa burası. Gene gösterilsin diye buradan buradan. Şimdi bu karşılık veriyor, bu da uyarıyor. Bu peki vicdan nedir? Aklın aklıdır. Akla diyor ki böyle yapma. Şöyle yapma. Bak karşılık vereceksin, şöyle yapacaksın. Akla yön göstere. Aklın peygamberidir. Aklın peygamberi vicdandır. Akla yön gösteriyor. Hızır. Şimdi işaret icazda münafık bahsinde geçer ki ee, ...bunafik bahsinde... E, e, ...semiyim ve ebsarim... ...gışave. İlk önce... ...Kuran'da... ...semi geliyor. Sonra... ...ebsarim basar geliyor. Niye ilk önce... ...semi kulak geliyor, işitme geliyor da... ...göz gelmiyor? O da diyor ki... ...kalpten sonra tercihen semin... ...zikredilmesi neye binaendir? El cevap... ...melekat ve malumat kalbi... ...yani melekelerimiz, örf, anane, adetlerimiz, yaşantılarımız veya kalbi malumatlar alel excel kulak penceresiyle kalbe girerler. Yani kulak direkt kalbe, latife insaniye doğru açılmış. Göz ise beyne açılmış. En yakın kalbe kulaktır, göz değil. Bu itibarla sem kulak kalbe yakındır göze göre. Nisini söyleyecek ve aynı zamanda kulak cihati sitteden malumat aldığı cihette kulak altı yönden alır. Sağdan duyar, soldan duyar, önden, arkadan, üstten, alttan. Kaç etti? Altı. Ama göz sifon ciheti görür. Kalbe benziyor bu cihetle. Göz yalnız ön ciheti görür. Bunlar ise her tarafı görür. Ama bak göz yalnız ön ciheti görür. Kulak ise her tarafı görüyor. Örnek verelim bu kalp. Ama gözde mahrum bir insan. Biri konuşabilir mi? Gözü görmüyor. Konuş, konuşabilir Konuşabilir. Ama sar ne konuşabilir ne duyabilir. Yani sar ama duymadığı için konuşma melekesi de yok olur. Ama ama sopayla dolaşıyor. Duyar. Altı yönden duyar. Ama sar aynı zamanda konuşamazlar. Şu anda o, o şeytanı anlattık. Şimdi melek ne yapıyor? Ruhaniler ne yapıyor? Onu anlatacağız. Şimdi kalbe onlar atmaya çalıştır lümede. Melekler dedik ya şurada göstereyim. Allah ebeden daima razı olsun. Bu dershanenin mekanından, binasından ve bu tahtaya ve bu derse kadar. Sizi bu elektrikten suya ve mekanınıza kadar maddi ve manevi kimin emeği geçmişse Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Ruhlarını muhatap ilahi yapsın Cenab-ı Hak. Amin. Hak ediyorlar bu duayı. Bu mekandan bugüne kadar. Allah ebeden daima razı olsun. Bak biz de benim de işim bunları anlatmak. Sizlerin vazifesi de böyle mekanı meydana, meydana getirmek. Şimdi bak Gafur. Bu ene, bu ruh, bu kalp, bu latife insaniye. Şeytan lüme şeytani ile kalbe girmek istiyor. Latife insani de mukabele etmek istiyor. Ama gücüm nereye kadar diyor? Hemen destek geliyor. Meleklerden onu destekliyor. Latife insan insani duyguları güçlendiriyor. Şimdi bu melek buraya ne atıyor diye başlayalım. Nasıl güçlendiriyor? Tamam. Şimdiye kadar menfiyi anlattık. Adam bir tanesi diyor, bu çok acayip. Ne acayip bundan daha rezil ya. Şeyh Abdülkadir Geylani'den sonra şey yapayım. Esenini okudum. Allah şefaatinde mazar eylesin. Ustadımızın ustadıdır. Geylani Hazretleri. Merak etmiş nefis nasıl bir şey diye. Cenab-ı Hak da demiş ilham etmiş. ilham etmiş. E, demiş önüne çıksın ama şartla gene alacaksın. Ağzını açmış. O nefse emare çıkmış. Çıkmış ama gözük yani şimdiye kadar bilinen gözüken bütün şerlerin toplamının görüntüleri kadar şer. Bilinen şer, koku, tat, renk her şeyin en şerinin toplamı. Görsel, işitsel, koku, dokunma böyle bir mahluk. Böyle. Şimdi nasıl alacaksın içine? Yani şer sesler nedir? Toplamı kadar ses var. E, tatlar, kokular kadar her türlü. Lağım bir şey değil. İşte bu. E, nasıl alacaksın? Söz verdim. alacaksın. Ağzını açtı pat diye giriverdi. Kafayı çevirdin Ömer e ama maalesef içeride adam. Şu anda rahatsız oluyor. Tamam. Abdülkadir Geylani'yi de Abdülkadir Geylani yapan o. Benimki o kadar yoktur abi. o kadar yoktur evet. Şimdi 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi çıkartmazlar. Ona da güreşçi denmez. Şimdi gelelim müsbetine. Bak melekler lemalar bak. Hani kalbin kulağına e, melekler ne yapar? Vahi e, vahi Vahiy atıyorlar. Cebrail Aleyhisselam başta. Vahi kalbi Muhammediye'ye gelen vahiy diyor. Buraya atar. Sonra Kur'an, evratlar, eskarlar, ubudiyetler de atar. Ne, ne atarlar? Ruhaniyat. Ruhaniyat atarlar. Başka? Mana atarlar. Ervahaliyeler Ervah atarlar. Yani bunlar ne demek olduğunu birazdan gireceğim. Yani bu okumaktan ne oluyor? Ee, şimdi biz görmüyoruz ama benim konuşmaktan da ruhani yaratılıyor. Her şeyden ruhani yaratılıyor. E, Ervan habise ise olumsuzluklara, mesela gübre, insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden her neki varsa, zehir, yılan, akrep gibi onların müekkeli, melaike değil, ervan habiselerdir. Şimdi bunlar, <laughs> melekler vahiy attı. E, Kur'an'daki veya evrat, eskar, her meslek ve meşebin, tarikatı, ezvakı, ...hatvesi, zikri, evradı, ibadetleri, güzel ortamlar, güzel insanlar da buraya mana atıyor. Şu anda attığı gibi. İlham mı atıyor melekler? Melekler aynı zamanda vahiy atıyor, ilham da atıyor. Bazı melekler, Cebrail, vahiy nasıl atıyor? Vahiyin şumulu, o Kur'an'daki okunduğu zaman bu vahiydir. Yani Allah ile konuşmaktır Kur'an okumak diye rivayete geliyor... Ee, aynı zamanda bazılar ilham atar, ondan sonra ruhaniler atar, buraya attı, sonra buraya da geçecek, buraya da e, dima da çıkacak. Latife insanı besliyor, bu da dikkat ediyor, bakalım buraya uygun mu değil mi? Bu içeriye alıyor, nasıl anlıyoruz? Bu diyor ki al içeriye diyor, alıyor vicdan. Bir de buraya kimler yapıyor? Aynı abiler bu haber güya yapıyor. Ekseriyetle haberleri masada yapıyorlar. Yalan. Ee, zaten sürede söylüyor. En nefasati filuket. Düğümlere üflüyorlar. Mesela kablo var ya kablo. Böyle düğüm atıyorsun böyle. İpe düğüm atar gibi. Bunun gibi. a bu haber. açtı işte, Böyle. Ayette öyle diyor. Mikrofon. <laughs> Bak en nefasatı fil filuket. Düğümlere. Aha düğümlere. Düğümlere üflüyorlar, büyülüyorlar. Sihri beyanı, beyanda, ifadede sihir var. İnsanlar haber söyledi ya, gazete yazdı sanki Kur'an söylemiş. Fasık ya. Faz hangi hangi surenin 6. ayetiydi? Fasık bir size diyor haber getirdiği zaman tahkik etmeden karar vermeyin diyor. O 6. ayet. Peki ne yapıyor? Bakın adam üflüyor. Maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle, şimdi bir size güldüreyim, ee, sorayım. Meldisten hırsızlığa ait, hırsızlık olmasın diye kanun çıkacak. çıkması, Hırsızlık olmasın. Cezayı artırmak istiyorlar, hırsızlık olmasın. Kim karşı çıkar? Ya hırsız veya hırsızlığa niyet etmiş. Yalan konuşulmasın, yalan haber yayılmasın diye kanun çıkartılıyor kanun. Kim karşı çıkar? Ya yalancı veya yalana niyeti olan. Yani ben <laughs> anlamakta zorluk çekiyorum. Adam karşı niye karşısın? Hürriyet denmiş. Hürriyetimizi kısıyorsunuz. Yani yalanımızı kısıyorsunuz. Allah Allah bu insanlarla dalga mı geçiyorlar ya? Yalan konuşmayın diyor. Kanı çıksın. Hiç, hiç kimse konuşmasın. Yok yalan olsun. Ve bu insanlar alay ediyor ya. İnsanlarla alay ediyor. Ve onu alkış tutan Müslüman zanniyle kişiler de var ya. Müslüman yalan konuşulmasın diye mantıksızlık mı var bende ya? Yalan konu yayma kardeşim bu kadar kişilerin maneviyatını, ailesini, kişiyi benim hakkımda, senin hakkında hava ha, yalan haber şey yapıyor. Kimin arkasına düşeceksin? Bir sürü insan söylüyor, yalan söylüyor, küfür ediyor. Böyle dedi diyor. Asla astarı yok. Nerede yapıyorlar? Burada söylüyor. Tarafkirliği bozuyor. Ne zaman anlarız biliyor musun? Sana dokundukları zaman bir tanesini öyle demiştim. Ya rejim diyor böyle bir kanun mu olur? Senin kızına ve karına tecavüz edildiği zaman söylersin bunu bana. Çeçen lideri neydi onun adı? Şamil Basayev. Cihadı kim anlar biliyor musunuz diyor. Allah mekanını ve şef... cennet eyle bize de şefaatini masar eyle ya. Adam gibi adam. Demiş ki cihadı ne anlarsınız demiş. Bacınıza tecavüz edilip çocuğunuzun kafası kesilip evinizin ortasına konulup gittikleri kişilere karşı görseniz cihadı ancak anlarsınız. Eve geldiğin zaman bunları görsen masana çocuğunun kafası bacına tecavüz edilmiş. O zaman cihadı ne olduğunu anlarsın. Tependen İsrail bombaları patladığı zaman anlarsın. O nasıl olur diye o zaman anlarsın. İlahi kelimetullah zamanda maddeten terakkiye bağlıdır. Ha bak maddeten terakkiye. Bak adam cihazlar yapmış. Kolunu sağlaya sağlaya hiç bir şey yapmıyor. Tankları da leblebi gibi yiyor. Bak maddi terakkiye bağlı. Bak. diyor ki bak masada haber yapıyor. Yalan. Sanki Kur'an demiş. Kur'an ne diyor bize? En filukat. Üfürüyorlar. Biz de oynuyoruz. Zannedi doğru diyor zannediyoruz. Maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle, herkesin kafalarına sirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadde ve mukadderat beşerin dü düğme ve üktelerine gizli planlarının telkin etmeleriyle gizli planlarını üfürüyorlar. Gizli planlarını bu masada yapıyorlar. Kimler? Küreselciler, masonlar, zendeka komitesi. Bizi de ne yapıyorlar? Instagram'dır, Facebook'tur şeylerle de tarafgir ediyorlar bizi. Bak etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyanı mahveden şerlerin vücuda gelmesiyle 600 sene Osmanlı, 400 sene de Selçuklu vesaire, 1000 seneden beri ve 300 sene bozulma Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın 1400 seneden beri o bir birikimi, bak 1000 senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyanı böyle bir millet gördünüz mü? Ecdadına, geçmişine bu kadar düşman olan. Böyle bir şey olurmuş. Olmuş mu ya? Bak bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyanı mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine teva tevafuk ediyor. ediyor, Ederek. Başka ne yapıyorlar bak. Çocuğu koymuşlar bak. Arkasına bir sürü simge ve sembol kullanılıyor. Bozmak için kullanılana ayrı sembol fikirlerin donmuş şekilde. Mesela Migros'un görseli. Veya bazı hatırıma gelen şeyler var. Ee, şeyi kullanıyorlar. Objeler kullanılıyor. O tesadüfi değil yani. Hepsi bilerek kullanılıyor. Subliminal e, ahlak ülliminati fikir. Bozmak için kullanılan sembol. Bak adam adam koydular. Bizim çocuklarında hocası, annesi, babası eğitiyor. Yetmiyor. Youtube, Twitter, Instagram'la da bizi bu koridordan, kapıdan sokuyorlar. Geçen hafta, geçen hafta bu kapıdan girince bir koridor görmüştük. Hapishaneye götürüyordu. Burada biz büyükleri haber namı altında görüyor musun? Sonra çocuklarımız öteki tarafta. Eşimiz, çocuğumuz, hanımlar da bunlardan bu kapıdan giriyor. Ne yapıyor? Bin seneden beri terakkiyatımızı vahşane mahveden şerlere Tarafkir ediyorlar ve tarafkirlikle dolayı imanımız da duman oluyor. Altı tane imanın iman yapan, altı tane iman esasının alt zemini elhubu fillah ve el buzu fillah'tır. Allah için dost ve Allah için düşmanlıkla olur. Bunun üzerine altı tane iman esası kurulmuştur. Eğer bunun altında Allah'ın düşmanına dost olursak iman olmuyor. Bak böyle yapıyorlar. Sonra buna mukabil şimdi müsbet. Hazreti Ali Radiyallahu an Hz. İmam Ali Radiyallan Vesmu Asa Musa bi zulmatin celet. Ne diyor? Asay Musa ismi ki manevi karanlıklar onunla dağılır. Vesmu Asa Musa bi zulmatin cellet. Ne demek? Asay Musa namını alan ve Asay Musa gibi Musa Aleyhisselam'ın asası vardı ya. Nasıl ki o sihir ve büyülerin devre dışı yaptı ve yuttu. Asay Musa da altı tane iman esasının hulasay camiasının komple hali. Asay Musa namını alan ve Asay Musa gibi dalaletin, çirkin, sihirlerin iptal eden, iptal edebilen Asay Musa okunduğu zaman o devre dışı oluyor. Ne? Dalalet. Yani rehbersizlik. Gayril mağdubi aleyhim ve dalin, dalin rehbersizlikten. Yani peygambersizlikten olur. Sonra şirkin muhaliyetini anlatır. Bir de sihir yaparlar. Sihir. Onların iptalini isteyen Asay Musa'ya başvurmasını söylüyor İmam Ali radiyallahu anh. Vesma Musa bi celet diyor. Ve Risale-i Nur'un şimdilik en son ve ahir risalesine Asay Musa namını vererek ya, işaretle beraber yani kardeşlerim şunu soruyor ne yapacağız? Tam da bu kadar sihirler var, bu yüzler var, küreselciler var. Korona zendekasıyla korku pompalıyorlar. İnsanın altı tane zaf noktası var. İnsanın en zaf noktası dedektörle baksak mutlaka o zaf noktalardan bir tane, iki tanesini bizde bulurlar. İnsanın en zayıf noktası birincisi nedir abiler? Hubbuca Hubbuca İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor? Baş olma sevdası. İmam-ı Rabbani Hazretleri radiyallahu anh diyor ki bir insanın kalbinden en son çıkacak kötü ahlak, su ahlak baş olma sevdasıdır der. O kadar rezilliktir. Birincisi Risale'de Hubbuca İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde baş olma aynı anlama geliyor. İkinci, ikincisi haf mı? Üçüncüsü tamam. tamam. Dört, Menfi milliyetçilik. Beş. Enaniyet. Altı. Tembelliğe sığınıyoruz. Vazifeyiz. Biz emir kuluyuz, memuruz diyor. Şenleri yapıyoruz. Onun için mi aşağılıyorsun alıyorsun İslam'a ucum etmek için? Etmeyeceksin kardeşim. Sonra derse geleceğim, kitap okuyacağım. Tarikatta gideceksin. Nereye gideceksin? Gitmiyoruz. Niye? Limana sığınıyoruz. Yorgunum. Çalışmakta bir sürü şey buluyoruz tembellik, temperverlik. Manevi karanlıkları dağıtacağını müjdeliyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın asası ne yaptıysa. Biraz da gideyim. Bak kendisi söylüyor. Şimdi bunu oku... Bir de karşılık birincisi kafayı tamir etmek için Asay Musa. Ela bi zikrillahi etmenin kulup. Kalbi de tamir etmek için Hizbul Kur'an. Hizbul Kur'an nedir? Ben bir örnek vereyim sonra okuyayım. Şimdi eskide mavzer vardı. Böyle koyuyorduk. Tak 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 tak. Tong. Sonra onu atıyorduk. Çıkartıyorduk kolla. Bir daha koyuyorduk. Biliyorsunuz mavzeli tek tek atar. Şimdi ise dırr. Ha. Aynı onun gibi. Diyelim ki bir manevi sihir ve büyü var. Bakara suresinde var bir ayet. Ali İmran'dan var, Furkan'da var, Şems'te var. Bir sürü yer. Ona nasıl hakim olacaksın oradan oraya? Onun için bir araya getirilmiş. Öteki tüfeğe benzer toplamak Kur'an'dan onu bunu toplamak. Ama Ustad Bediüzzaman Hazretleri kolay olsun diye o bununla alakalı olan ayetleri bir araya getirerek taramalı gibi drrrr, hiç beklemeden devamlı gönderiyorsun. Hizbul Kur'an Kur'an'da bununla alakalı olan bütün ayetlerin toplandığı cem edildiği cemül cem bir kitaptır. Ne onun hakkında bakayım ne diyor. Kur'an'ı zevk ve şefk ile okumak benim çok ihtiyacım vardı. Zevk ile ihtiyacım vardı okumak. Fakat halbuki elemli hastalık, maddi mane manevi sıkıntılar gafur. Yorgunluk vardı mı abi bizde de. Ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Yani Kur'an'ı şefk ve zevkle okuyamıyorum. Vardı mi böyle? Başlayınca uyku başlıyor. Canımız istemiyor. Ve bir şey oluyor ilk. Ha, sonra ustatta da olmuş. Sonra birden Hüsrev'in şirin kalemiyle mucizatlı yazılan mucizatlı cüzler ve Hafız Ali ve Tahiri yani Kur'an'ı yazan Kur'anlar yok edildi, yakıldı. Bulgaristan'a satıldığı dönemlerde Kur'an yazılıyor. Hüsrev abinin vazifesi Kur'an'ı yazıyor. Hafız Ali abi ile Tahir abi de pek çok sevabı kazandıran parlak ve kerametli Hizb-ü Ekber-i Yani bu Hizb-ül Kur'an Kur'an'dan toplanmış Dırrrrrt ayetleri <laughs> Onu Bir bir arkasına okumaya O sureden o sureden o sureden O sureye da, Dağılmış olanları bir anda okuyamayız Nasıl yapacaksın Bir araya bir bir arkasına Toplanmış olduğundan bu Hizb-ül Kur'an Başlarken Ne vardı bende şefk ve zevkim gitmişti Yorgunluk, sıkıntı, manevi, maddi böyle halsizlik olmuştu. Ben bunu okumaya başlarken öyle bir zevk ve şefk verdi ki bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Biz bu Kur'an okursan bu olur. Bununla alakalı namerte muhtaç olmasın. Kimsenin kucağına düşme. Ne okuyacağım? Ne edeceğim? Sihir büyümü var? Canım sıkılıyor, yorgunum, iştahsızlık var. Yani maneviyat iştahsızlık. Okuyamıyorum, derse gidemiyorum, af pop çekiyorum, istediğim yapamıyorum. O zaman ne yapacaksın? Düşünce bozukluğu varsa Asay Musa, bu haletler varsa Hizbul Kur'an. Böyle bir aş bu. Burada. Bir araya getirilmiş. Asay Musa'da yeni kardeşleri gösteriyorum. Asay da bu, bu, burada. Ves Muasa Musa bir zulmatin celet diye Hazreti Ali'nin söylediği haber verdiği. Peki okununca ne oluyor? Diyor ki isterseniz deneyin. Bunu okursak bak. Okumada hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette dersi Kurani onlardan dinlerken bütün ruhu canımla arzu ettim ve kastu azmettim ki mümkün olduğu derecede aynı Hizbul Ekber'i Kur'an'ı gibi fotoğrafla mucizatlı Kur'an'ımızı tab edeceğiz inşallah. Sonra bunun hakkında madde madde sıralıyor. Bunu okunca ne olur? Hizbul, şeyde İstanbul plakası kaç? 34. Emir Dabir 34'te söylüyor. Diyor ki, 1. Tefkalade emniyetli ve faydeleri. Hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi. Okurken vesvese gelmiyor. 1. Abi ve sese geliyor. Başta okumaya. İki. iki. Hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerin ihtivası. Nedir buraya ne yapmış? Kur'an'da en sevaplı ayetler bir araya getirilmiş. Merak etme bunu ben basmıyorum yani. Benim kitap şeyim yok, basmayayım mı yok. Onu reklam etmiyorum. Rabbimin ve Rabbimizin kelamı bu. Hiçbir başka beşeri dua yok. Tamamen Kur'an'dan seçilmiş ayetler. Bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası. Hani bir yerde dedim ki al <laughs> almaya da mı? Bir yerde dedim ki size iki doktor öneriyorum. Giderseniz Allah'ın izniyle kurtulursunuz. Diyorlar ki hangi doktorla beraber çalışıyor? İki doktor. Birinci doktor. Doktor meşguliyet. Doktor i̇ki teslimiyet. Do doktor teslimiyet. Yani Rabbine teslim ol. Bir de meşgul ol. işin olsun. İşsiz olma. İki doktor. Hem Risale-i Nur'un bütün esaslarını ve hakikatlarına cem etmesi, Risale-i Nur'un vücuda gelen o manalar bu Hizbul Kur'an'ın tefsiri. Buradaki ayetleri açmış şu külliyatta. Yani Risale-i Nur bunun açılımıdır diyor. Hem herkese hususan her vakit bütün Kur'an'ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur'an'ın bir Kutsisi. Şimdi hafız gibi herkes hafız değil. Hangi, nerede, hangi ayeti nasıl bulacaksın? Ya ama buraya gelince bak mesela. Şurada bitiyor. Şu bitti. Bak şurada. Şu geldi bitti. Bunu aldı bak. Bu da başka sure. Hepsini topladı. Mavzi yerden daha şey. Bak geliyor. Şurada bitti. Burayı aldı. Burayı bitti. Sonra devam ediyorum. Ne diyor başka? hem tamam Kur'an'ın tevafuklu tabında bir misal musalları ve müjdecisi hem maddi ve lafsi ve manevi parlak bir icazını göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var. Ve bu şuhur mübarekedeki üç aylarındaki pek çok bereketlere ve nurlara ve sevaplara medardır. Ve onun tabında ve neşinde çalışanlara çok büyük hayırlara kazandırır. Bunu ilk önce menfi söyledik. Müsbeti de bu. Yani Evet. Bu neydi? Latifeyi insaniye güçlendiren Asay Musa kafayı Hizbul Kur'an kalbi. Ötekisi ne yaptı? Lümme-i şeytaniye şeytan kalbe bizdeki ifrit nefs emare vehim kafaya. O da buraya hücum etti. Bu da bu Hizbul Kur'an'la tamir etti. Burayı Asay Musa'ya da kafayı tamir etti. Yani vesvesen varsa Hizbul Kur'an okuyacaksın. Düşünce bozukluğu. İki de bir düşüncem değişiyor. Kötü hissediyorum. Psikoloji rahatsızlığı var. Asay Musa okuyacaksın. Yaz bazı emniyetli bulduğun yerleri, hoşuna giden şeyleri ve cizeleri bir kağıda A4 yaz, bu kağıda yaz. Git onu kes, buzdolabına yapıştır. Devamlı gündelik hayatta böyle gözün ilişsin, motive olasın diye. Dolaba yapıştır. Buzdolabına yapıştır. Ne bileyim senin ilgini çeken Asay Musa'dan bulduğu veciz cümleyi yapıştır. Üç gün dursun. Üç gün sonra başka bir vecize koy. İki gün sonra dolabın üzerine yapıştır. Yani orada suyun reklamları var. Yok bilmem kebapçıların şeyi dolaba buzdolabın kapağına yapıştıracağına bunu yapıştır vecize ya. Yok şu kebapçı yok bilmem neci onu yapıştırma. Sonra e, ee, insan manevi akıl böyle bozulur. Burası da böyle bozulur. Şimdi mekan ve mekandaki şeriler ne yaparmış? Bak Serkan dinliyor mu abim? Şimdi mekan itibariyle burası Paris. Usta söylüyor. Paris mason lojaları. Usta söylüyor. Sonra Paris'e git. Gittik Abdullah. Paris'e git ve en büyük localarına gir. Loja, Lyons, Rotary bir tane de var. Üç tane olacak. Lyons, Rotary bir de Mason şey var. Üç tane meşhur. Oraya gir. Ne girdik buraya? A girdik. Mekan. A adamlar toplantı yapıyorlar. A bak ortada adam. Bak kendilerine bile kendilerine yüzsüz yani gösteremiyorlar. Kendi kendilerine bile itimatsız. Şeyin dediği gibi demeden de geçemeyeceğim. Lenin demiş ki Muhammed'in diyor aleyhissalatü vesselam Muhammed'in sahabe dedikleri 10 tane elemanım olsaydı dünyanın tamamını değiştirirdim. Niye peki benim diyor en güvendiğime de güvenmediğim için onun arkasına birisini onun da arkasına birisini 3 kişi koyarmış. Bir kişi koyarmış onun arkasını ama Muhammed o kadar güvenmiş ki diyor arkasında hiç kimse yok diyor. 10 on kişi onun sahabesi gibi olsa diyor. Bak şimdi yüzlerini göstermiyor. Bak toplantı yapıyorlar. Ustat diyor ki, Paris'e git. Girdik. Göreceksin ki insan suretini bak akrepler insan libasını giymişler ve ifritler adam suretini almışlar. Masonlar içinde olanlar e, e, insan suretinde. Hemen demiştim endişe etmeyin ama bilin, bilmeniz lazım. He vallahi söylüyorum. Yalana Allah şahit edilmez. Allah şahit. Sokakta gördüğünüz insan suretindekiler hepsi insan değil. İnsi ve cinli şeytan diyor ustat. Eğer diyor şeytanlar libas giyseydi bunlar olurdu. Eğer bu insanlar libasını çıkarsaydı o şeytanlar olurdu diyor. Sokakta hem cinli şeytanlar var ama insan suretine. Bazıları tokalaşsan elin boşa gider ama insan gözüküyor. Bazıları bu ee, cinli şeytanlar. insi şeytanlar ise tokalaşırsan tokalaşırsın. Ama haza şeytan. Şeytan, inan. Tamamen şeytan. Buralarda olunuyor. Bunların şubeleri var. Peki buna mukabil güzel mekanlar, barla, ustad ve talebeleri. Eğer istersen hayalinle Nurşin Karyesi'ndeki Seydan'ı meclisine git bak. Git bak. Orada fukara, e, fukara kıyafetinde melikler çünkü Bakara suresinde münafıkları çok böyle kereste gibi olduklarını aynı mealen söylüyorum. Siz de var saatinizde ekleyebilirsiniz. Kereste gibi olduklarını, kalıplı, güzel giyindiklerini, süslü püslü konuştuklarını böyle. Hatta birbirlerine diyorlar ki biz Müslümanların yanına gidince onlardan olduğumuzdan değil ha ifsat etmek için. Yoksa biz buradayız. Güzel giyiniyorlarmış, kalıplı insanlarmış. Bir de güzel konuşurlarmış. Güzel. Bunlar ise Nurşin'e git, Seydan'ı meclisine gir. Orada fukara kıyafetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri bir sohbet sohbeti kutsiyede göreceksin ki Cebrail aleyhisselam dihye radiyallahu Allah'ın simasında, libasında giydi. Bir bakıyorlar Allah Resulü'nün sohbetinde Cebrail Aleyhisselam ne sordu? Üç tane soru sormuştu. Ahmet, iman nedir? İhsan nedir? İslam nedir? İman, İslam, ihsan nedir diye. Sonra gittikten sonra bu kimdi <laughs> biliyor musunuz dedi bu bana soru soran. Yok Resulallah, Cebrail'di diyor. Kim şeyine girdi? Diye. <laughs> diye ne özelliği vardı hemen şey yapayım. Çok, böyle verir. Çok verirdi böyle çocuklara verirdi hemen. Bunu bilen Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan diğer çocuklar. Diye amcası geldiği zaman Mustafa hemen onun cebine saldırıyorlardı. Çünkü alışmışlardı. Bir şeyler veriyordu mutlaka. E şimdi Peygamber Aleyhisselam görmüş e Diye suretini Cebrail. E şimdi çocuklar nereden bilecek Cebrail olduğunu. Gene saldıracak diye böyle biraz tedirgin olmuş. Böyle şey olmuş, ne olmuşsa olmuş. Cebrail Aleyhisselam dedi ki Rahat ol ya Muhammed. Biz Dihye'den de aşağı kalmayız. Aa. Rahat ol ya Muhammed. Biz Dihye'den aşağıya kalmayız. Dolu dizgin cebini doldurmuş ola. Çocuklar aynı bulmuş. Ve Cebrail'den şeker alıyorlar. İşte ne alıyorlarsa. Vay be. Allah ya. Allah var ha. Allah var ha. Zannettiğimizin ötesi gibi var. Senin bildiğini ben de biliyorum. Ama bizim zannettiğimizden öteye bir Allah var. Öyle bir Allah. Onu hakiki bilsek var ya. Kapat. O kadar evet merhametlilerin Allah merhametli olmamızı bize söylüyor. Kendisi değil. Bize söylüyor merhametli ol. O çok merhametli. Bize affedici olun diyor. O çok affedici. Ya. Çok şükür. Şimdi bozulursa ne olur o localardan? İçi dişine çıkmış, bak, beyni dışarıya çıkmış, kafa, göz, her şey. Öyle de mahlukatın en mükeremi, belki en alası olan insan, eğer insan bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Çünkü niye? Mutafin maddelerin kokusuyla telezüz eden, yani bozulunca nasıl alınacak? Yani bozuk yerler, köhne, vadi, güneş ko görmemiş, çöplüklerden kim lezzet alır? Mutafin, kokuşmuş şeylerden. O tipten ruhaniler. O tipten olur. Ki cinler, vadilerde, çöplükte, deniz kenarlarında e ve tuvaletlerde, Kur'an ve okunmayan, besmele çekilemeyen yerlerde, kafir cinler ve erva habiseler olur. Tepelerde, güneş görülen yerlerde, besmele çekilen yerlerde Müslüman cinler olur. Yani besmele çekemediğin yere girme, besmele çekemediğin şeyi içme, yeme. Ölçü o. Mutafi maddelerin kokusuyla telezüz eden haşerat gibi ve ısırmaktan, ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi bozuk olunca ne olur? Mutafi maddelerin yani pis kokuşmuş maddelerden o cinsten ruhani celbeder. Ondandır ki Allah Resulü bana üç şey sevdirildi. Bir tanesi de güzel koku. Çünkü onların celbettiği ruhaniler var. Kokusuyla telezüz ediyorlar. Haşerat gibi. Haşerat ne yapar? Saldırır. Isırmaktan, zehirle zehirlendirmekten lezzet alıyor. Yılanlar gibi. Yılan ne yapar? Su içer. Zehir akıtır arı su içer, bal akıtır gibi dalalet baktaklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezüz ve iftihar eder. Ve zulmün zulümatındaki zararlarından ve cinayetlerden lezzet alırlar. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinli şeytanın vücuduna katı bir delili, insi şeytanın vücududur. Ya fazla durmayayım. Çünkü daha birkaç tane de şeyim var. Bu âli olduğundan insan, en mükerrem olduğundan, kaliteli olduğundan bak sütü görüyor musunuz? Süt, yoğurt, ayran. Malumdur ki ala iyi bir şey, en son şey bir şey bozulursa ki bütün mahlukatın cemil cemidir insan, şeytanın da olursa cami ezdattır insan. 18 bin alem. Yani Allah'ın dışında yaratılmış her şeyin hulasası Olduğundan insan âlâdır. Ama bozulursa bir şey bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela yoğurt, ayran bozulursa, süt bozulursa yenir. Ama onların hulasası olan mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Onların sonucu olan, hulasası olan, özü olan yağ bozulsa yenilmez. Bazen zehir gibi olur. İnsan da böyledir. Bozulması köpeğin bozulmasına da benzemez. Aslan bozuk gelse demir kapıyı kapat, bitti. Ama insan ise demir kapıyı kapattım, bina komple uçuluyor. Böyle bir mahluk. Bak tereyağı, süt, bozulma süreci. Beş, beş tane. Bir, bak insana benziyor. İnsana benziyor, kafa kim? Eskide böyle oluyordu da sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Cenab-ı Hak söz verdi. Siretini yani içini, ahlakını eskiden nasılsa sureti de öyle oluyordu. Peygamberimiz ümmetinden böyle çok olacağından Miraçlar Cenab-ı Hak'tan rica etti, dua etti. cenab Hak da kabul etti. Siretini yani ahlakını, sureti görsel yapmayacak. Ama ruhu da öyle olacak. Ruhu öyle olmuş. Şu medenilerden çoğunun eğer içini dışına çevirsen görürsün. Başta maymunla tilki yılanla ayı, hınzır sireti olur suret. İlk insan bozulma süreci nasıl olur? Maymunluktan başlıyor. Lan öyle bakma lan öyle çekileyim böyle ne olur ne olmaz atlar oradan. Şu medenilerden çoğunu demiştik. Eğer içini dışına çevirse görürsün başta maymun. Tilki şimdi. Bu sireti yani ruhsal iç alemi yılan. dışı insan. Siret demek iç, Süret demek görüntü. Yani şöyle diyeyim. Ben lavaboya gittim. Aynaya baktım. Neyi mi gösterir? Suretimi. Bu ayna Ahmet suretimi gösterir. Tamam. Ayna sureti. Bu ayna peki ne gösterir? Ruhumu. Hangisi daha cami bir ayna? Et. Ayna. Ayna suretimi gösterir. Yüzüm ise, suratım ise ruhumu yansıtır. Namaz mı kılıyorum? Oruç mu tutuyorum? Fransız mıyım? İngiliz miyim? Zındık mıyım? Ee, her şeyi seyredersin. Vücudundaki organların da hepsini seyredersin. Ehli alınar. Gözüne bakarsın kalbini seyredersin. Namaz kılmayanın şurası bu olur. Endişe etmeyin ben anlamıyor. Ee, sireti, ruhu yılan. Ha. Yani bunu, bunu nasıl yapar? Insan değil, yani, bunlar... i̇nsan değil işte. Ama Allah söz verdiği için peygamberimize e, sireti, ahlakını suretine çevirmemiş. Yoksa Yunan şimdi sabah bir bakıyorsun ay var, dün, domuz var, yılan var, hınzı var, tilki var. Sanki hayvanat bahçesindeyiz ya. Çok ne geliyor. Mesela biraz hafif böyle bu işte e, anlarsanız ki ama tavsiye etmem anlamayı. Yani bir yerde dolmuşa gittiğin zaman Allah'a yemin ederim acayipime gidiyor. Yani Sanki bir hayvanat bahçesi yani. Anlamıyor. Yani anlaşılıyor diye, öyle diyorlar. Kafayı yani ahlakayı vücudu insan. Domuz domuzun ruhsal yapısı nedir? Bize nasıl bakar? Şu latifeyi insaniye bozulursa bunlar başlıyor. Nasıl bozuluyor? Şeytan atıyor. Nefsemare ifrit yani cin, cinnet geçirten, cinsel cinayet yaptıran insana şey yapıyor. Bu latife insani bozulunca, kalp bozulunca onlar yavaş yavaş böyle diyor. Onlara dönüşüyor. latife insaniye, insani duygularımız böyle mekanlarda, dergahlarda, camilerde, medreselerde. Yani sizi inşa eden, ihya eden, sizi siz eden, sizi unutturmayan, sizin sizde seyahat etmenize vesile olan kendinizi kendimizin sevmesine, kendimizin kendimizle tanışmasına, kendimizle kendimizi ihya ve inşa etmeye vesile ve sebep olan mekanlar ve şahıslar bizim latife-i insaniyemizi güçlendiriyor. Mesela böyle yerler, dergahlar, tarikattaki ehl sünnet olan hepsi değil, ehl sünnet ve cemaat itikadında olan ve o söylemlerle, o mekanlar, o şahıslar bizim Latife insaniyeyi güçlendiriyor. Latife insaniye güçlü olunca şeytanın vesvesesi ve ifritin, nefse emmarenin ak kafamızdaki zanlar, tereddütler, şüphelere karşı kalkan vazifesi yapıyor. Ha şu reçete ne yapacaksın? Yani zaten sana söyleyecek işte Hizbul Kur'an oku şöyle yap. Evinde de şunları yaparsan işte sirkedir zeytinyağı orada anlatıyor. Buraya girerseniz oradan da bakarsın ve o adamın o adamların işi olduğunu anlamaktır bu dersteki amaç. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bu dersleri de not alarak bir daha dinlerseniz ama evvel tavsiyem Asay Musa ve Hizbul Kur'an'ı elinizden ayırmayın. Elinizin altında olsun. Sıkıntı olduğu vehim yani psikolojik asayimusa kalbin dağlandı, görsün sıkıldı, of pop çekiyor. Hemen Hizbul Kur'an'ı alırsınız. Vahırda vahım enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha temassalavat. Allah şeytan meyten kalmadı ortada. şeytan meyten kalmadı diyor. Kapıda bekliyorlar. <laughs> Kapı. <laughs> Hasan abi Allah razı olsun. Abi, Maşallah barek Allah, Allah. 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 Çok şükür. Allah razı olsun. Çok rahatsız etti.